diyoruz ki Rus vatandaşlarına kapılar kapatıldı. Hemen yanındaki ülkeler tarafından, Avrupa ülkeleri tarafından vize kısıtlamasına da gidildi. Şimdi bugün Milliyet Gazetesi'nin manşetinde önemli bir haber var. Rusya'nın direkt Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçacağı belirtilmiş. Hali hazırda Amerika'nın Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırması kararının yankılarını da konuşuyoruz hem Türkiye'den işte hem Kıbrıs'tan tepkiler var. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de diplomatik bir atılım haberi geldi. Bilmiş Rusya'dan Kıbrıs'a doğrudan uçuşların başlayacağı ilk uçuşunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Yeni Ercan Havalimanı'nın 15 Kasım'daki açılışına yetiştirilmeye çalışıldığı bilgisi aktarılmış durumda. Şimdi Metehan Bey böyle bir durumun gerçekleşmesi ne anlam ifade eder şimdi Kıbrıs'ın uluslararası arenada resmi olarak tanınmasının acaba yolunu açar mı? Ne dersiniz böyle bir gelişme yaşanırsa? Vallahi müthiş bir şey olur da <laughs> ben en son adaya gittiğimde bir bir buçuk ay önce bunu orada hep seslendiriyorlar. Ciddi de bir beklenti var. Hı hı. Ama ben e, yani dikkatliyim serlikle ve çok temkinli e, karşılıyorum. Böyle şeyler zaman zaman çıktı. Bir ara İngiltere içinde çıkmıştı hatırlıyorsunuz. İngilizler de hı hı. düşünüyor işte şunu yapacak, bunu yapacak diye. Böyle bunu bir ortaya atarlar. Sonra içi doldurulmaz. yani Çünkü e, anlam planından bu yana adada verilen sözler KKTC için atılması gereken işte ortaya konan taahhütlerle ilgili somut anlamda hiçbir şey gerçekleşmedi. Hmm. Rusya için bu çok önemli. Sadece adadaki turizm gelirleri işte mevcut hareketlilikten falan ziyade büyük çok büyük bir siyasi anlamı ve birçok bu konuda çok olmasa da birçok demesek de ciddi anlamda işaret fişeği bekleyen ülkeler için de eee Müthiş bir şey olur bu. Yani onlara da belki bir motivasyon aracı olur. Ben yine de bekleyelim görelim diyorum. Çünkü <laughs> Rusya'nın ben KKTC ile ilgili taleplerinin ardından neler gelebileceği konusunu biraz irdelemek isterim her zaman. KKTC Kıbrıs adası genel anlamda çok kritik. <laughs> Tüm dünya ülkelerinin çok yakından bir yer almak istediği bir yer yani İngilizlerin üstleri var Ak Akrotur ve Dikelya'da ama onun haricinde Fransızlar orasıyla flört ediyor Rumlarla işte diğer ülkeler geliyor gidiyor Rusların gözü orada yani bunun karşılığında Ruslar ne ister ne istemez sadece hadi aramız çok iyi ben geliyorum mu der perde arkasına çok dikkatli bakmak lazım böyle çok duygusalız bize hemen yaşasın bir şey oluyor falan sanıyoruz ben biraz bunu bekleyip görmek arzusundayım çünkü Putin bir ara mesela bankalardan konuştuk Türkiye'den bir banka olabilir mi? Bizim işlerimizi bir banka yapabilir mi diye taahhütte de bulundu ama Türkiye kardeşim biz size her konuda destek oluyoruz. Uluslararası kurallar çerçevesinde yapılacakları yapıyoruz ama bu istedikleriniz sıkıntılı olabilir mesajı da vermişti. Evet. Ama ben dediğim gibi direkt uçuş Siz başladıktan sonra artısına eksisine çok iyi bakmak lazım. Evet Peki. Bu arada haberin içinde şöyle bir bilgi daha var. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Güney Kıbrıs'a, Putin'e yakınlığıyla bilinen Müslüman bir büyükelçi olan Murat... Zaki Kovu ataması da dikkatlerden evet. kaçmadı. Güney evet. Kıbrıs medyası bu atamayı Putin'den Erdoğan'a hediye olarak yorumladı şeklinde bir bilgi var, değerlendirme var. Onu da paylaşayım. Yusuf Bey siz ne dersiniz? Siz de bu haberin yani temkinine mi yaklaşıyorsunuz? Yani Kıbrıs Rum kesiminin bu Müslüman bir büyükelçi ataması ile ilgili artık varmış oldukları hezeyandaki son nokta. Yani Rusya'nın içerisinde 10 bin Müslüman yaşıyormuş da... Onlardan birini mi almış tutmuş? Bugün Rusya kendi toprakları içerisinde en fazla Müslüman nüfusu barındıran ikinci ülkedir. Birincisi Hindistandır, ikincisi Rusyadır. Dolayısıyla Rusya'nın buraya kendi nüfusunun içerisinden bir Müslüman büyük ataması dahi eğer Rum kesiminde bir infiale sebebiyet verip bunu Erdoğan'a yönelik bir hediye olarak değerlendirip telakki ediyorlarsa Allah hepsine e, feraset versin. ...zihin açıklığı versin diyorum... Başka bunun bir izah tarzı yok. Yani Rusya'nın bir de Pardon. De devam devam. Yok, sen bitir ben e, tamamlayacağım sen devam et, do do Dolayısıyla bu kişinin Müslüman kimliğinden de vurarak eğer bu konu gündeme geliyorsa yani bu bunda söylenecek bir şey yok. Şimdi Rusya'nın direkt uçuşları başlatması bence çok önemli bir e, sembolik değere haiz olur. Neden e, çok önemli? Zamanında Suriye'deki yönetim ile Türkiye arasındaki ilişkiler çok iyiyken Laskiye ile Girne arasında yanılmıyorsam Maraş arasında peribot seferleri başlatılmıştı ki bu Kıbrıs açısından, Kıbrıs'ın tanınırlığı açısından da çok önemli bir noktaya tekabül ediyordu. Dolayısıyla o zamanki Kıbrıs Rum lideri apar topar kalktı Şam'a gitti ve bu seferlerin durdurulmasını istedi. Tabii onun sırtını sıvazlayıp gönderdiler. O zaman Türkiye ile Suriye ilişkileri gerçekten örnek seviyedeydi. Şimdi Suriye'nin yanında Rusya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne turistlerin bir destinasyon seçmeleri açısından direkt uçuşların başlaması önemli oranda ses getirir diye düşünüyorum. Çünkü daha önceden yaşamış olduğumuz Suriye örneğini gündeme getirmek istedim o yüzden. Bunun karşılığında Rusya'ya... Kıbrıs'ta e, sevgili Metanın haklı olarak koymuş olduğu endişe kapsamında bir şey verilebilir mi? Ben onu çok zannetmiyorum çünkü Avrupa'daki Rus turistlerin gidebileceği destinasyonların limitlenmesi, uçuşların yasaklanması, Rusya'da tatil'e gidilecek destinasyonlar e, noktasında önemli bir e, sıkıntı ve darboğaz oluşturdu. Birincisi bunu aşmak maksadıyla Kıbrıs önemli bir e, çekim merkezi. İkincisi de tabii ki Rusya'ya yönelik olarak uygulanan ambargo, abluka ne kadar artarsa Rusya'nın da kendisinin buna karşılık vereceği siyaset alternatifleri değişiklik arz ediyor. Buradan Türkiye pragmatik bir yaklaşım içerisinde işte firmalarıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kendi otelleriyle ilgili farklı avantajları kendi lehine çevirmek istemesi Batı'yı ve Amerika Birleşik Devletleri'ni son derece rahatsız ediyor aslında. Bakın şunu söyleyeyim iki tarafı keskin bir bıçak gibi Türkiye buradaki olaylarda pragmatik davranışlar ortaya koyuyor. Mesela ve bunların hepsi meşru. Mesela birçok Avrupa firması ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait firma buradaki üretimlerini durdurup kendilerine farklı üretim merkezi bakmaya başladılar. Ve tahmin edin ne oldu? 400'ün üzerindeki organize sanayi bölgesi, beşeri sermayesi, havalimanları Yol ağı, gelişmiş yol ağlarıyla Türkiye bu konuda çok önemli bir merkez olunca evet. Rusya'dan çıkan birçok firmanın Türkiye'ye yatırım yapmaya başladığı söyleniyor. Başka bir şey daha oldu. Peki bu firmalar boşalttı. O firmaların örneğin yemek sektöründe o bildiğimiz zincir marketlerin yerini kim dolduruyor? Yine Türk şirketleri dolduruyor. Yani orayı boşaltan Türkiye'ye geliyor, oradan boşalan yeri de Türk firmaları dolduruyor. Dolayısıyla bu iki tarafı da keskin bıçak gibi Türkiye'nin bütün bunları bir fırsata dönüştürmesi gerçekten birilerini son derece rahatsız ediyor. Bir de böyle bir uçuş gerçekleşirse. Mesela. Bir de böyle bir uçuş gerçekleşirse Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınırlığı anlamında son derece sembolik bir davranış olur. Peki. E şimdi bir görüntüyü ekrana şu, getirelim. Bu buyurun Metehan Bey. Şu şeyle ilgili Rusya'nın ee, Rum kesimini atadığı Büyükelçi ile ilgili birkaç şey söyleyeyim Ben onu yani bizim dışarıda konuştum Biz böyle Yunan basına çıkan her şeyden gaza geliyoruz Ve e, o sanki onların yorumu Bu işin kanunuymuş kuralıymış gibi de Onun üzerinden değerlendirme yapmaya çalışıyoruz Bir kere e, Bu kişi Putin'in KGB'den FSB'den çok yakın arkadaşı e, Çok tartışmalı bir isim e, Tayyip Erdoğan'a jest olsun diye Adaya onu gönderdi dolduruşuna hemen gelmeyelim Putin'in Rum kesimiyle özel ve Yunanlarla özel bir hesabı da var. Onlarla ayrıca uğraşır, yani ciddi anlamda da takıktır Rum kesimine. Bazı işte attığı adımlardan Amerika ile işbirliğinden Rusya'ya bazı konularda sıkıntı çıkarmasından Yunanistanla birlikte falan. O biraz da Putin'in misillemesi olarak görülmesi gerekiyor. Hemen yani bizi işin içine katıyorlar bunlar. Saplantıları olduğu için yani Murat Yezikov evet Ingush. Rusya'nın da eski lideri aynı zamanda ama Putin'le özel bir hukuku var. Orasıyla özel olarak uğraşacakları anlamına da geliyor. Peki.